Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş, bunu ek madde diye ifade ediyoruz. Çünkü bu yatay geçiş yönetmeliğinde ek madde konularak getirilmiş olan bir sistem. Burada da açıkçası bu sistemin hedef kitlesi üniversite sınavına girmiş, bir üniversiteye yerleştirilmiş fakat aradığı şeyin, aradığı bölümün ya da ileride yapmak istediği mesleğin o olmadığını daha sonradan anlayan öğrencileri kurtaracak bir çalışma diyebiliriz buna. Burada da kriter nedir? Yani örneklendirerek anlatırsak daha bence yardımcı olacaktır öğrencilerimize. Şöyle ki ben çocuk gelişim bölümüne giriş yaptım. Bir yıl okudum ve o bölümün aradığım şey olmadığını anladım ve gönlümün bilgisayar mühendisliğinde olduğuna karar verdim. En uç örnekle anlatacak olursam böyle söyleyebilirim. Bilgisayar mühendisliğinde olduğuna karar verdim. Hemen puanları inceliyorum ve bakıyorum ki benim MF puanım bilgisayar mühendisliği puanına yeterli. Üsküdar Üniversitesi bilgisayar mühendisliği puanı benim puanımdan düşük. Benim puanım Üsküdar Üniversitesi puanından yüksek. Ben başvurumu yaparak Üsküdar Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyabilirim. Daha uç bir örnek vereyim. Ben bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandım. Bilgisayar mühendisliğinde okuyorum. Fakat bir sene okuduktan sonra şöyle bir algı oluştu. Ben sağlıkçı olmak istiyorum. Ve bunu da hemen 2 yılda tamamlayıp sağlık teknikeri olarak hemen iş hayatına atılmak istiyorum. Yine mümkün. Benim YGS puanlarım Üsküdar Üniversitesi'nin benim giriş yaptığım yıldaki puanından yüksekse başvurumu yapıp ön lisans bölümüne bile yatay geçiş yapabiliyorum. Yani bu sistem bunu amaçlıyor ve bunu getirdi. İki farklı yatay geçiş oluşmuş oldu bu yeni YÖK'ün yeni getirdiği maddeyle. Birinci yatay geçişte öğrenci aynı bölümden aynı bölümüne veyahut da çok benzer bölümüne, yani %80 eşdeğeri olan bölümlere geçebiliyor. Diğer merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişte çok uç örneklerde geçişler yapılabiliyor. Lisanstan ön lisansa, ön lisanstan lisansa veyahut da lisansta işte insan toplum bilimleri fakültesinden mühendislik fakültesine gibi uç örneklerde geçiş imkanları sağlıyor. Ama burada merkezi yerleştirme puanında esas olan öğrencinin puanının oluyor olması ve ilgili başvurduğu üniversitenin puanına yetiyor olması. Kurumlar arası yatay geçişte normal şartlarda yapılan kurumlar arası yatay geçişte öğrencinin lisanstan lisansa, ön lisanstan ön lisansa yapması icap eder. Ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa bir geçiş imkanı yok. Bu ancak merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş, YÖK'ün son getirdiği madde ile ancak mümkün olabiliyor. Orada da puan esaslığına göre bu geçişi yapabilirler. Lisanstan ön lisansa veya ön lisanstan lisansa gerçekleştirebilirler.